Herkese merhabalar. Bugün köşe yazımı sizlere sunmak üzere huzurlarınızdayım. Sürçülisanım olursa affola. Yazımızın başlığı: Bir kaymakam, bir doktor, bir müdür, bir sosyal demokrat, iki hanım. Bazı konular vardır ki deruhte edersiniz. Muharririn de muhabirin de kendisini meselenin bir parçası gibi hissettiği konu ve haberler olur. Diğer konu ve haberlere duyduğunuzdan daha fazla sorumluluk hissiyle yaklaşırsınız. Duygularınız, ilkeleriniz ve bireysel değerlerinizle kompoze eder, etik kurallara bağlı kalarak o konuyu kendi meseleniz haline getirir ve ehemmiyeti artırırsınız. İşte böyle bir konuyu 1994 yılında yapım, yönetim ve sunumunu yaptığım Yerel Gerçekler isimli TV canlı yayın programında eni boyu işlemiş. Bir komşu ilçenin kaymakamı tarafından hakarete maruz kalan bir bayan doktorun uğradığı haksızlığı konu etmiştim. Gelen ihbara göre o ilçenin kaymakamı toka yapmak için elini uzatır. Ancak bayan doktor elini vermez. Kaymakam çıldırır ve bayan doktoru azarlayarak hakaretlerle dışarıya çıkartır. Makamından kovar. Aldığım ihbarın doğruluğunu teyit ettikten hemen sonra kameraman arkadaşımla o ilçenin yolunu tuttuk. Kahve önünde bulunan vatandaşlara ilk sorum, doktor hanımefendinin erkek hastalarına aynı minvalde yaklaşıp yaklaşmadığı, poliklinik hizmetlerini mahremi gereği mi, mesleği gereği mi icra ettiğiydi. Öğrendim ki böyle bir sorun yoktu. Doktor seviliyordu. Kaymakam temsil ettiği makam ve titri itibariyle amir olandı. Ama bu vaziyet ona doktoru ya da başkasını azarlama, hakaret etme, makamından kovma hakkını vermezdi. Kişisel görüşüm ne kanun, ne yönetmelik, ne de uygulamalar bireye toka yapma, elini verme zorunluluğu getirmez. El benim, kol benim. Vermiyorum. Toka yapmak gibi bir mecburiyetim yok. Kaymakam değil, istersen ferişte ol. O gün kaymakam ve doktor ilçede yoktu. Vatandaşlarla röportajımı yaptım ve aynı günün akşamı Yerel Gerçekler isimli canlı yayın programında sundum. Televizyon telefonları yoğun arama ve tebrikten dolayı inkıtaya uğramıştı. Edindiğim bilgilere göre doktor Mutluluk, kaymakamla sistem dolu tepkilerini bulundukları lokasyonda vermişler. Yani ne bayan doktoru ne de kaymakamı hiç görmedim. Kim bilir şimdi hangi konum ve hangi yaban ellerdelerdir. Olayın cereyanı buraya kadar böyle. Bundan sonrasını ise hangi cümlelerle ifade edebilirim bilmiyorum. Ama doğrusu zayıf hissettim kendimi. Tuşlara hızlı gitmiyor elim. Parmaklarım tutuk. Başta belirttiğim gibi bir haksızlık ve hakaret vardı. İşlemeliydim. Sahiplendim ve işledim. Gelin görün ki o vakadan sonra tayin ve atamaları çıkan kaymakam beye elini vermeyen o doktor, kaymakama zevce, elini vermeyen bayan doktora hakaretler yağdıran, azarlayan, çık dışarı diyen o kaymakam aynı doktora zevç olmuş. Ne diyebiliriz? Rabbim huzurlu, mutlu, sağlıklı, uzun ömürler versin. Seydişehir deyimiyle oğullarıyla ordu, kızlarıyla komşu olsunlar. Hülasası biz hayatı hesapsız yaşıyoruz. Düz, saf, biraz da salakça. 1990 yılıydı. O yıllarda bayram, yılbaşı gibi özel günler tebrik kartları ile kutlanırdı. Yüzlerce tebrik kartına günün anlam ve önemine binaen duygular ve temenniler yazılır, posta yoluyla gönderilirdi. Dün gibi aklımda.
Vefatı ile beni en çok üzen insanlardan olan güzel insan, Halk Eğitim Müdürü merhum Muzaffer Tatu ağabeye de bir tebrik kartı göndermiştim. Kartın önünde Hüsnü Hat çalışması vardı. Arkasında tebrik ve temennilerimi ise kesik uçlu mürekkep kalemle 45 derece eğik italik yazı karakterinde yazmıştım. Sevgili Muzaffer abim, mümtaz insan, sen hayatı bütün yönleriyle en az 10 yıl öncesinden takip eden bir insansın. Dolayısıyla senin 1990 yılını değil, 2000 yılını şimdiden kutlar, ellerinden öperim. Aradan aylar geçer ve Muzaffer ağabey, sosyal demokrat bir arkadaşıyla politik bir tartışmaya girer. Muhafazakar, milliyetçi yönüyle bilinen Muzaffer Tatu, mülahazasını espriyle ve yüksek sesle ifade ederek kendisine "sen gericisin oğlum" diyen sosyal demokrat arkadaşına yılbaşında gönderdiğim ve cebinde taşıdığı tebrik kartını çıkarıp masaya vurarak "ulan hay koca komünist, oku şu kartı bir. Adam benim 1990 yılımı değil 2000 yılımı şimdiden kutlamış. Bir defa hayatı senden 10 yıl öncesine yaşıyorum. Gerici sensin" der ve gülüşmeler. Vefat tarihi sanırım 1997 yılının bu aylarıydı Muzaffer abimin. Hayatı cidden bizden önce takip etti ve bizden önce göç eyledi. Irak'ta Saddam'ın çadırdan çıkan postallı ayaklarına tekme atışını hiç unutmadım Muzaffer abi. Rabbim cennetiyle muamele etsin sana. Günün sözü, yazının özü. Hayatta her şey olabilirsin. Fakat mühim olan hayatın içinde insan olabilmektir.